Roberto Saviano, Beauty and the Inferno kitabıyla 2010 Avrupa Kitap Ödülünü kazandı. Onu mafya yazarı ve denemeci olarak uluslararası üne kavuşturansa 2006 yılında yayınladığı Gomorra adlı kitap oldu. Kendisiyle yaptığımız röportajda Güney İtalya'nın bir olgusu olan mafya örgütlerinin Avrupa ile birlikte bütün dünyaya nasıl yayıldığını ve ekonomik krizi bir avantaja dönüştürüp nasıl birer politik aktör haline geldiklerini konuşacağız. Ekonomik kriz güçlü mafya örgütleri için büyük fırsatlar yarattı. Bunlar kazananlar. Buna karşın küçük mafyalar içinse negatif etki oldu. Bunlar da kaybedenler. Fakat Nijeryalı, Rus, Korsikalı ve Napoli bölgesindeki Kasali gibi suç örgütleri ekonomik krizden likidi de elde eden kartelleri temsil ediyorlar. Bu nakit para akışını büyük inşaatlardan ve bankacılık sisteminden elde ettiler. Bazı zamanlarda bu durum aslında işe yarıyor çünkü paranın dolaşımını hızlandırıyorlar, değil mi? Kesinlikle. Bazen düşünüyorum da bu para olmasaydı İtalya'daki ve tabi Avrupa'daki kriz de daha kötü olabilirdi. İtalyan savcılara göre mafya içerisinde yılda dönen para 100 milyar euro'yu buluyor. Bu sadece İtalya'da. Milyardi euro'lar. Yani bir saniyeliğine Güney Amerika kartellerinin İspanya'ya soktuğu parayı düşünelim. Eğer Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinden gelen bu para girmeseydi ne olurdu? Size göre hükümetler, özellikle İtalyan hükümeti, bu organizasyonlarla etkili bir şekilde mücadele ediyorlar mı? İtalya'da devlet tek parçadan oluşan bir yapıya sahip değil. Gerçekte karmaşık bir yapısı var. Bazı kurumlar iyi niyetli davranıp hayatlarını tehlikeye atarak ateş hattında iyi bir savaş veriyorlar. Bazı kurumların ise bu suç örgütleri ile derin ilişkileri var. Bununla birlikte ben baskıcı önlemlerin bu problemleri önleme konusunda doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Peki hangi yöntemler kullanılmalı? Ekonomik ve politik değişiklik. Peki nasıl? Örnek olarak mafyanın rakiplerine karşı her zaman kazandığı devlet ihalelerindeki mekanizmayı düşünelim. Onlar uyuşturucu trafiğinden gelen paranın gücüyle her zaman en iyi teklifleri yapabiliyorlar. Fakat bu yaşadığımız dönemde ekonomik mantığın tutarlılığı değil mi? Evet. Kesinlikle. Buna karşı İtalya tek başına bu konu hakkında hiçbir şey yapamaz. Offshore hesaplarının cennetleri aynı zamanda özellikle mafya cennetleri oldu. Siz Kuzey Ligi ile suç örgütleri arasındaki ilişkilerle ilgili iddialarınızla İtalya'da büyük bir tartışmayı alevlendirdiniz. Ki bu parti İtalyan hükümetinde şu anda koalisyonun bir ortağı. Bu parti aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na da sahip. Bu iddialarla ilgili elinizde herhangi bir kanıt var mı? Ben Calabria mafyası Drangheta'nın işin içine sızdığını söyledim ve bunu kanıtlayabilirim. Çünkü mafya güçlerin ve kurumların içine sızmıştı. Süren bir soruşturma sırasında bunu söyledim. Ve halen yeni kanıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda örgütün seçim döneminde parti listelerine karıştığını ve politik yolsuzluk yaptığını gösteren çok işe yarar anlaşmalarda ele geçti. Fakat yargıçlar bunu soruşturmak zorundadır. İzleyicilerimize bu dosyalardan bir örnek verebilir misiniz? Yargıç Bocassini ve Pignotone tarafından tamamlanan bir soruşturmada Drangheta'nın Kuzey Ligi ile buluşmak istediği ortaya çıktı. Örgütün lideri Pinoneri'nin Kuzey Ligi hakkında konuştuğu bir kaset ortaya çıktı ve orada Pinoneri bunu açıkça söylüyor. Fakat Kuzey Ligi tarafından kabul edildiler mi? Şöyle söyleyeyim. Bölgesel meclis üyesiyle buluştular. Bu üye daha sonra Pinoneri'nin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Savcı araştırmaya devam etti. Ama sonuçta Kuzey İtalya'da bile mafyanın kurumlar ile görüştüğü ortaya çıktı. Benim söylediğim bir skandal değildi. Ama Kuzey İtalyan bir partiden bahsettiğim için skandala dönüştü. Eğer Güney İtalya'dan bir parti hakkında konuşsaydım bu yadırganmazdı. Çünkü Napoli mafyası Camoro Güney İtalya'da bütün kurumların içerisindedir. Ve bu normal işleyişin parçası olarak görülür. Benim amacım halka kimsenin kendini korunaklı görmemesi gerektiğini göstermekti. Mevcut İtalya İçişleri Bakanı Maroni, İtalya'nın tarihinde mafya ile savaşan en etkili politikacı olarak görülüyor. Bu doğru mu, yanlış mı? Evet, sadece kısmen doğru. Çünkü mafyaya karşı alınan sert önlemler sadece Marona sayesinde olmadı. O uzun yıllar süren soruşturmaları devraldı. <laughs> Napoli'deki Caserta dosyası bunlardan biri. <laughs> Mafya karşı şu anda bir zafer kazanıldığını söylemek şakadan başka bir şey değildir. Komünist sistemin çökmesinin ardından organize suç örgütlerinde büyük bir patlama oldu. Neden? Bunların mekanizması nedir? Bir tarafta büyük kayıplar yaşayabilecekleri için soruşturulmaktan korkan yasal şirketler vardı. Bununla birlikte diğer tarafta ise güç üzerindeki etkisini kaybetmiş eski komünist nomenklatura korku yaşıyordu. Bu ortamda politikacıları korumak için para alan mafya ile birlikte ittifak doğdu. Mafya aynı zamanda iş adamları vasıtasıyla da bürokrasinin içine girmiş oldu. Tiran'da yeni bir fabrika mı açmak istiyorsunuz? Tamam, bunu kendiniz yapmaya çalışın. Sadece karşınıza rüşvet ve bürokrasi çıkacaktır. Fakat bunu mafya ile yaparsanız sizin için bütün engelleri kaldıracaklardır ve bu sadece 3 hafta sürecektir. Böylece mafya, yatırımcılar için merkezi sistemin bir sinir sistemi haline dönüştü. Aslında mafyanın Doğu Avrupa'da neler yaptığını derinlemesine incelemek lazım. Çünkü orada ekonomiyi patlattılar. Ne yazık ki serbest pazar mantığının temel yapısında bunu yapabildiler. Çünkü risk aldılar. Risk aldılar.